Evet, bu üzücü durum karşısında ne yapılması gerekiyor? O hayvanların oraya niçin götürüldü ve herkes hayvanlara bakabilir mi? Kimlerin bakması gerekiyor? İşte bu konuyu konuşacağız ve yakından da hayvanlara olan sevgisiyle yakından tanıdığımız sanatçı Yonca Evcimik var yanımızda. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Gerçekten çok üzücü bir durum var Beykoz'da. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu sizin daha yeni gördüğünüz bir tablo. Biz aşağı yukarı 2 senedir onun üzerinde çalışıyoruz. Maalesef keşke sadece Beykoz olsa. Ama Beykoz değil, Beykoz, Kurtköy, Şile, Sarıyer, Sırtları, o Kemerburgaz tarafı, Bolluca, bütün buradaki ormanlık alanlar aynı sizin gördüğünüz Beykoz'daki tablonun tıpatıp aynısı. Onun Bunun neden? sebebi şu, aslında olay nereden başlıyor biliyor musunuz? Aslında belediyelerin görevlerini tam yapamamasından başlıyor. Eğer zamanında belediyeler kendi alanların içindeki hayvanları toplayıp kısırlaştırıp tekrar aynı yere bıraksalardı, ki bunun bence artık bundan sonra böyle bir şey gibi seferberlik gibi olması lazım. Gelen yeni yasalarla birlikte belki o zaman bir çözüm olabilir. O zaman ancak belki popülasyon engellenebilir. Ama bu yapılmadığı için ne oldu? Hayvanlar çiftleşti, üredi. Üreyen tekrar üredi. Yurt dışından Yani kaçak gelen. yurt dışından kaçak gelen pet shoplarda satılan maalesef insanlarımız süs eşyası zannederek o pet shop'taki köpecikleri, hayvanları, kedileri alıyorlar. Ama sonra başa çıkamayacaklarını anladığı noktada da götürüp sokağa bırakıyorlar ya da ormana bırakıyorlar. Yani bugün ormandaki hayvanların yarısından çoğu aslında sokak hayvanı değil, cins hayvan. Gittiğiniz zaman barınaklar da öyle. Ben bu Var Olmak Haktır projesi kapsamında 26 belediyenin barınağını dolaştım. Dörtte üçü hayvanların cins. Yani çok az sokak hayvanı var. Bu ne demek oluyor? Demek ki insanlar sahipleniyorlar ve sahiplendikten sonra ağır ve zul geliyor, bırakıyorlar. Bu nasıl bir vicdan ve merhamet duygusu, ben Yani anlamış yavruyken değilim. alıyorlar. Yavruyken alıyor, ya başa çıkamıyor oraya belki, çünkü yavru köpekler belli bir yaşa kadar, 7 aylık olana kadar falan şiş kaka yapması gereken şeyi öğrenebiliyorlar. Köpeklerden bahsediyorum. Çok muntazaman dışarı çıkarmak lazım. Ama kediler öyle değil. Şimdi bunu yapmadıkları zaman da tabii ki ne yapıyor? Evde sorun yaratabiliyor. Bundan baş edemedikleri için de ya sokağa bırakıyorlar ya ormanlara götürüp bırakıyorlar. Bıraktıkları hayvanlar daha da kısırlaştırmamış oluyor. O ondan çiftleşiyor, bu bundan çiftleşiyor. Hibritler de bu arada çoğalıyor. Görürsünüz yani Golden'a benzeyen sokak köpeği gibi ama Evet. bacakları kısa hayvanlar var. Yani bu bir kere hayvanların suçu değil. Yani getirip onları ormana terk etmek. Sonra da hayvanlar, bunlardan nasıl kurtulacağız? Kurtulamazsınız. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizde bir kere öldürmek yok. Ve biz bu hayvanlardan insan olarak eğer daha üst seviyedeysek, ki ben canlıların hep biri olduğuna inanıyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. Bizim görevimiz toplumun en zayıf halkasına hizmet etmek ve onları korumak. Onları hak ettiği gibi, hak ettikleri şekilde yaşamak. Bunu biz yapamamışız. Zamanında gereken tedbirler konmadığı için yurt dışından gelen yasaklar, yani nerelerden diyelim, sınırlardan kaçak torbalarla, otobüslerle yavru hayvanlar geliyor. Onları böyle şarap veya başka böyle uyuşturucu maddelerle uyutuyorlar. Zaten yarısından çoğu ölüyor yolda gelirken. Sonra bunlar ya Eminönü'nde, gidin şu anda gidin Eminönü'nde de gene bulursunuz. Böyle kaçak hayvan satılıyor. Bir sürü pet shop'ta izinsiz hayvan satılıyor. Bir kere bunların kesinlikle yasaklanması lazım. Hemen. Yasaklandıktan sonra da çok radikal bir şekilde, hakikaten buna seferberlik diyeceğim, aynı anda Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin görev yapması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının görev yapması lazım. O hayvanların kısırlaştırılmamış olanlardan bahsediyorum. Bu arada ormandakilerin çoğunun kulağında küpe var. Türlü türlü renkte küpeler, siz de şahit oldunuz buna. Türlü belediyenin, çünkü her belediyenin ayrı renkte küpesi var. Göreceksiniz yani, siz orada sayabilirsiniz hangi belediyelerden gelmiş. Kimi belediyeler toplu bunları yapıyorlar. Biz yapmıyoruz diyorlar ama bunlar ait olan vatandaşlar var. Efendime söyleyeyim, o olmazsa işte halk sakinleri rahatsız oluyor, toplatıp Salgın gönderiyorlar. hastalıklar var şeylerde, Ama köyde. işte salgın hastalıklar şu, yani bir tanesi uyuz oluyorsa ötekine de geçebiliyor. Bu hayvanın suçu mu? Değil. Değil. Yani dolayısıyla demek ki ne yapıyoruz? Biz insan olarak görevimizi doğru yapmıyoruz. Biz milletçe, yani hem devlet olarak peşinde koşamıyoruz, ki biz bunun için biliyorsunuz 2 senedir bir çalışma uyguluyoruz. Yasayı değiştirerek, biraz önce söylediğim yasanın tüm anlamıyla değişmesi lazım. Kesin yasaklar getirilmesi lazım. Bir süre için en azından pet shoplarda yasaklanması lazım. Bu dediğim gibi seferberlikle hayvanların toparlanıp kısırlaştırılması, alındıkları yerlere bırakılması lazım. Ama toplum içinde yaşayamayacak olan yavru, hamile, sakat, hasta, engelli, yaşlı, bu tür olanların da gene belediyeler tarafından oluşturulmuş doğal hayvan parklarında önce belki bir sahiplendirilmeye çalışır ama o değilse de orada hak ettikleri şekilde yaşamalarını.
sağlanması lazım. Bunun için de bütçe ayrılması lazım. Bu tür yerlerin yapılması lazım. Ki biliyorum Büyükşehir Belediyesi şu anda Avrupa Anadolu Yakası'nda böyle bir şeyler yapıyor. Son ne durumda onu ben de bilmiyorum ama bilgisini almak istiyorum. Hatta belki de siz de bunu sorabilirsiniz. Ancak el birliğiyle ve bir seferberlikle bu iş çözümlenir. Yoksa başka türlü mümkün değil. O zaman toplu toplu itlaflara gidiliyor. Bu da çok günah. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Onun için buradaki en önemli şeylerden biri de sevgili halkımız. Yani siz kapının önünde köpek havlıyor diye veya sizi rahatsız ediyor diye alın bunu diyorsunuz ya. Ölüm fermanı imzalıyorsunuz onu. O çünkü oradan zaten kötü şartlarda alınıyor. Alınıyor götürülüyor barına on binlerce hayvanın arasına atılıyor. Birbirlerini yiyip orada parçalıyorlar zaten. Bir düzen olamadığı için ve artık kapasite dar olduğu için. Ya da götürüp ormana bırakılıyor ya açlıktan ölüyor ya da işte sizin anlattığınız gibi köylere iniyorlar. Oradaki hayvanları telef ediyorlar. Onlar ne yapsın? Aç. Ya doğanın kanunu bu maalesef. O zaman biz onları doyuracağız, bakacağız. Bu tür şeyler olmasın. Yakışıyor mu? Ne demişiz? Ne diyor oluruz? Ne yani hani şu ana başlığı unutmayalım. Yaradalanı severim yaradandan ötürü. Yani bunu unutmayalım ya. Bizi bir yaradan yarattı hepimizi ve hepimiz canlıyız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, konuğumuz Yonca Evcimik'ti. Şimdi sözü yeniden merkeze bırakıyoruz.